Şimdi bunun katkısı, Cumhur İttifakı'na nasıl katkısı olacak sizce Serkan Bey? Yani muhafazakar seçmen nezdinde yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı kar adından yana tercihini kullanması elbette ki Cumhur İttifakı'na güç kazandıracaktır. Burada hiçbir tartışma yok. Ki Sayın Fatih Erbakan Bey genç yaşına rağmen yine Türkiye'de bilinir ki önemli siyasi liderlerin çocuklarının siyasette pek başarılı olamadıkları gerçeğini de alt üst etti. Bakıyoruz işte 3 gündür yürütülen imza kampanyalarında Sayın İnce ile, kamuoyunun çokça konuştuğu Sayın İnce ile başa baş bir rekabet halinde ve sanırım 75-80 bin civarında da 3. gün sonu itibariyle imza aldı. Birileri dedi ki imza alamayacağını anladığı için ittifaka katıldı. Hayır, daha 3 gün var ki hafta sonu muhtemelen oradaki adayların çoğunun da bu 100 bin imzayı tamamlayacağını düşünüyorum ben. Ya seçmenin gidip oy verme refleksi kolaydır. Her birimiz bir pazar günümüzü oy kullanmak için ayırıyoruz ailece. Ama bir aday için gidip imza vermek cidden meşakkatli bir iş. YSK'nın yerini bulacaksınız, gideceksiniz, oraya vakit ayıracaksınız. Hele ki çalışan insanlar için bunu hafta içi yapmak daha da zor. Bu yönüyle evet, Yeniden Refah Partisi aslında son dönemdeki tabanındaki tepkileri iyi müşahede etmişler. Niye? O taban şunu söyledi. Siz Sayın Erdoğan'a değil, AK Parti'ye rakip olun. AK Parti'nin eleştirdikleri yönleri vardır, illaki vardır. Ve bu noktada meclis yasama faaliyetleri noktasında Yeniden Refah Partisi milli yerli bir alternatiftir. Ama Sayın Erdoğan'ın karşısına Sayın Fatih Erbakan çıktığında bu elbette ki Yeniden Refah Partisi'nin tabanında da bir rahatsızlık yaratmıştır ki bugün Sayın Fatih Erbakan'ın cümlesi kıymetli. Karşı ittifakın, karşı bloğun Türkiye için faydalı olmayacağına kanaat getirdik. Özellikle son dönemdeki Millet İttifakı içindeki o kaos ve kargaşa görüntüsü. Birkaç gündür HDP'nin sürekli altılı masaya parmak sallar halleri, Yavuz Bey'in son dönem açıklamaları aslında altılı masanın uyum ve istikrar noktasında seçmenin beklediği görüntüyü sergileyemediği gerçeğini de ortaya koydu. Şimdi elbette ki 6.284 çok tartışıldı. Üstad dedi ki bu yasanın adı ailenin korunması zaten ve kadına şiddetin önlenmesi. 6.284'te kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var. Kadının beyanı esas. Kadının beyanıyla kimseye ceza verilmiyor, bakın Serap Hanım. Özellikle muhafazakar seyircilerimizde de böyle bir kaygı var. Burada kadın diyor ki ben şiddete uğrama ihtimalim var, kaygım var. Yasa diyor ki ben senin bu kaygına saygı sadece duyuyorum. Sadece kadın değil, bütün aile fertleri diyebilir. Evet, tabii, erkek tabii. Tabii, erkek de alabilir. Çocuk da diyebilir. Tabii. Eski eş diyebilir. Evet. Kadın özelinde konuşuyoruz. Ya diyor benim kaygım var diyor. Yasa bu kaygıyı makul ve meşru görüp diyor ki ben seni koruyayım diyor. Bir süre diyor erkekle ilgili uzaklaştırma kararı veriyor. Ama ceza yargılamasında sadece kadının beyanıyla kimseye ceza verilmiyor. Verilmiyor. Yargıtay'ın evet. Cinsel suçlar yönünden bir kararı var. Diyor ki taraflar arasında husumet yoksa, iftira atması için bir sebep yoksa, kadının sadece iffetini ortaya koyarak karşı tarafa iftira atmayacağının kabulü gerekir. Aşamalarda da özde tutarlı bir beyanı var ise ona dayanarak ceza verilebilir noktasında çokça da biz hukukçuların tartıştığı kararları evet, var. Yani siz özetle diyorsunuz ki Cumhur İttifakı zaten bu tartışılamaz dedi. O da madde olarak protokole bu ya, şekliyle girmedi. İstanbul Sözleşmesi diyorsun. Tartışması değil. Bakın İstanbul evet. Sözleşmesi cinsiyetsiz topluma sebebiyet verir mi vermez mi bu tartışmalardan. Şimdi, o çok hukuki evet. Bir konu. İsterseniz oradan bir siyasi boyutuyla örneğin, değerlendirerek gidelim. Tabii. Ben bu arada siz HDP vurgusu yaptınız. Bugün Hüdapar'dan bir açıklama var. O konuda da sormak istiyorum size. Hatta Ekrem Bey'e de az önce soracaktım ama belki daha sonrasında. Mesela Hüdapar'da resmi olarak ittifakta yer almıyor. Ancak belli yerlerden aday AK Parti listelerinden girecekleri kesinleşti. Ve diyor ki yani en büyük hedefimiz tabii Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Erdoğan'a kazandırmak ve 5 yıl daha memleketi idare etmesini sağlamak. Diğer bir isteğimiz de yani üçüncü isteğimiz talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Mecliste çoğunluk sağlansın diye biz buradayız diyor ayrıca özetle. Hüdapar gerçekten Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluk sağlamasına katkı sunacak kadar bir fayda sağlayacak mı Cumhur İttifakı'na? Serap Hanım tam da bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Başkan'ı aradım. Bir şirket toplantısından çıktım gündemi takip edemezken. Dedim değerli başkanım dedim ittifak protokolü sunulacak mı? İttifakta hangi partiler var? Biraz önce sunduk dedi, izleyememişsin dedi. Sonra baktım ki Fethi Yıldız Bey'in sunumuyla
Dört parti buralarda geldiler de der ki Hüdapar ittifakın bir parçası. Hayır, bu ittifak zaten Milliyetçi Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin sadece seçim işbirliği değil, iç ve dış tehditlere karşı milli ve ahlaki bir duruş sergilemek amacıyla tarihi bir birlikteliği olduğu hep üzerinde duruldu. Biraz önce hocamız da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı hocamız da sadece seçimle sınırlı olmak üzere bu ittifakın içinde yer aldıklarını söyledi. Tabii ki biz umut ederiz ki aslında Yeniden Refah ve milli görüş geleneğinin, bu milli, ahlaki, tarihi duruşun her daim yanında olmaları gerektiğini de düşünerek AK Parti iktidarına eleştirileri elbette ki olacaktır. Yapıcı eleştirileri olacaktır. Ama karar alma sürecinin yakınlarında olarak bu karar alma süreçlerine etki etmek daha makul ve mantıklı gelebilir diye düşünüyorum. Hüdapar mevzunu Serap Hanım her defasında dedik. Hüdapar ittifakın içinde yer almayacaktı. Ve Hüdapar 2018 seçimlerinde kimi destekledi? Sayın Erdoğan'ı destekledi. Peki 2018'den bugüne Sayın Erdoğan'ın milli meselelere yaklaşımı bir problem var mı? Cumhur İttifakı'nın ilkelerinde bir problem var mı? Elbette ki Hüdapar'da AK Parti listelerinden seçime girebilir. Bu Adalet Kalkınma Partisi ile Hüdapar arasında alınmış bir karardan ibarettir. Ya ısrarla Hüdapar mevzunu bir yerlere perde yapmaya çalışıyorlar. Bu perde yapmak isteyenler de burada seyircilerimiz görsün işte Sayın Canan Kaftancıoğlu. Böyle mi? Hangi kamera? Kahve içmeye beklerim diyor Hüdapar İl Başkanı'nı. Bakın burada Sayın Ahmet Davutoğlu, Hüdapar Genel Başkanı'nı genel merkezlerinde ağırlıyorlar. Yine devam edin efendim. Sayın Akşener, Hüdapar eski genel başkanı İyi Parti genel merkezini ziyaret ediyor ve orada Sayın Akşener hoş geldiniz diyor, şeref verdiniz diyor. Ya o gün hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Sayın Erdoğan'a yönelik tek taraflı bir açıklama yaptığında da bir anda Hüdapar'la ilgili bir algı çalışması. Ve yine burada devam edelim. Temel Bey'le bir fotoğrafı var. Temel Bey'in bir itirazı yok. Yani bugün de yok, bugün de yok. Tabii tabii. Dediğim gibi şimdi bu HDP meselesini perdelemek için kullanılan bir argüman haline geldiği için söylüyorum. Bugün HDP'yi birazdan tartışacağız herhalde. Altılı masaya nasıl parmak salladığını tartışacağız. Bu arada HDP demişken o tartışma nasıl yakın Yavuz ve güncel Aralioğlu bir tehdit haline geldiğini Serkan tartışacağız. Serkan Bey, Yavuz Aralioğlu tweetler attı biraz önce. Evet. Bu akşam da Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un ana haberde konuğuydu. Yani sonunda bir kesin ifade yok ama öncelikle yaptığı basın toplantısı, ona gelen eleştiriler üzerinden bir dizi tweet. Şöyle diyor son ikisinde, irademi beyan ettim, iradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilatlarımızın hissiyatıysa bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım diyor ama yani bir istifa kararı gibi bir ifade ama öyle bir net cümle yok. Benim kararım daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir. 5 yıldır birlikte mücadele ettiğim, kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini asla istemem diye de bir tweet paylaşmış, bir dizi tweetin son bölümü. Böyle. Şimdi HDP'ye geçmeden isterseniz diyorsunuz ki Hüdapar'la olan 2018'de de vardı, şimdi de var. Bunun çerçevesinde bir değişiklik yok diyorsunuz Cumhur özetle. Cumhur İttifakı'nın politikaları net ortada. HDP'nin nasıl yakın ve güncel bir tehdit halinde altılı masaya parmak salladığı, bölme ve bölünme projelerini nasıl altılı masaya dayattığı ve kabul ettirdiği gerçeği Hüdapar üzerinden perdelenemez. Şükrü de, Küçükşahin de diyor ki özellikle kadınlar, muhafazakar kadınlar Hüdapar varlığından da çok rahatsızlar. Oradan da bir tepki olacaktır AK Parti'nin kadın seçmeninden, Hüdapar'ın ya da Milliyetçi Hareket, Cumhur İttifakı'nın seçmenlerinden. O kadın seçmen ortak mutabakat metninde İstanbul ortak mutabakat metninde mor flarlar bağladılar. Meclis gruplarında sürekli İstanbul Sözleşmesi yaşatır yaşatır diyenler. Ortak mutabakat metnini niçin İstanbul Sözleşmesi'ni ortak mutabakat metnine koymadılar? Bunu öncelikle o kadın seçmenimize ne yapmak zorundalar? İzah etmek zorundalar. Yani ne oldu? Yaşatmaktan mı vazgeçti İstanbul Sözleşmesi? En ana argümanınız da bu meclis kürsülerinde. Hı hı. Ve biraz önce de tabii ki İstanbul Sözleşmesi'ni hangi partinin dayatmasıyla o ortak mutabakat metnine koymadılar? Onu da tartışacağız. Diğer taraftan mutabakat metnine koymadınız ama Sayın Akşener çıktı dedi ki biz bunu geri getireceğiz dedi. Evet. Aslında ortak mutabakat metnini de itibarsızlaştıran açıklamalar bunlar. Yani biz orada bir şeyler yazdık ama iktidara gelirsek bakarız duruma göre. O altılı masanın iradesini yok sayabiliriz. Orada o şerhi koyan partinin iradesini yok sayabiliriz noktasında da yorumlanabilir. Biraz önce şu söylendi.
Onu da düzeltelim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi koalisyonlar dönemine son verdi mi? Evet Serap Hanım, bakınız. Eskiden niçin koalisyonlar uzun süre devam etmiyordu? Meclis güven oyuna ihtiyacı vardı. Kimin? Hükümet. Meclisin içinden çıkıyordu. Ve mecliste o hükümet güven oyu çoğunluğunu kaybettiğinde hükümette düşüyordu. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde velev ki Cumhur İttifakı iki parti yollarını ayırdılar. Ama Cumhurbaşkanı'nın anayasa 104'teki yetkileri çok açık. Yürütmeyle yasamanın faaliyet alanları birbirinden çok net şekilde ayrılmış. Cumhurbaşkanı 104'teki yetkilerini kullanmaya devam eder. Mecliste anayasa 87'deki yetkilerini kullanır. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir yasal düzenleme ile ilgili meclise başvurduğunda meclis ilgili kanun teklifinin memleket hayrına olmadığına kanaat getirip çıkarmayabilir veya hayırlıdır deyip peki, onunla ilgili düzenleme yapabilir. Koalisyonlar dönemi nasıl geri geliyor Serap Hanım? Altı masa biz ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Ben Cumhurbaşkanı yardımcılığı alacağım. Ben başbakan olacağım. Ben iki tane bakanlık alacağım. Cumhurbaşkanı bize sormadan kritik konularda hiçbir şekilde karar alamaz dediğinde aslında hep ucube sistem, ucube sistem dediler. Kendileri topluma bir ucube sistem vaat edip aslında devri kapanan, yasal dayanağı olmayan koalisyonları da topluma peki, vaat etmiş şimdi... oluyorlar.